Günaydın arkadaşlar, günaydın, günaydın. Tekrar iyi bayramlar diyeyim. Bugün bayramın birinci günü. Türkiye'de bayram kutluyoruz. Biz de buradayız. Türk arkadaşlar birbirimize mesaj falan atıyoruz burada, tanıdık Türkler. Bayramı geçiriyoruz. Ben şimdi Uruguay'a geldim. Biraz bileklik malzemesi alacağım. Bugün bilekliğe çıkmadım. Bileklik malzemesi alacağım. Oturduğum yerde bileklik yapacağım. Bileklik satacağım. Dinleneceğim bir gün veya iki gün, bugün, yarın veya sadece bugün. Bilmiyorum. Daha karar vermedim. Çünkü bayağı bir yoruldum. Hem o arada dinlenmiş olurum. Hem de dinlenirken de yine harçlığımızı çıkarmış oluruz diye bileklikte. Böyle yapacağım. Bileklik çeşidim kalmadı biliyorsunuz. Bu yüzden geldim dedim sabah erken şu saatte, saat 8 falan. Her yer neredeyse kapalı da ben erken uyanmaya alıştığım için uyandım erkenden. Geldim şimdi oturur bir yerde bir kahve falan içerim. Ondan sonra açılır o saate kadar, alacağımı alırım. Giderim. Yürü güzel kardeşim, yürü. Sabahları buralarda böyle oluyor. Bu arada ben bugün hostelde artık kalmıyorum. Ev kiralama işim tamam ama evimde de kalmayacağım. Niye? Bizim bu Türk arkadaşlar biliyorsunuz, Hayrettin abi falan. Onlar Airbnb ev kiralamışlardı. Şimdi onlar illa demeyeyim de böyle hani şey yapmış gibi, kendimi çok büyük göstermiş gibi, böyle bir şey yok. Hani gel dediler, istersen hani burada kal. Birkaç gün hem birlikte Türk yemeği yaparız falan. Benim için de iyi olur dedim. Sağ olsunlar. Öyle bir teklifte bulundular. Ben de tamam dedim. Benim için de iyi oldu yani. 2-3 gün, 2 gün veya 3 gün neyse orada kalacağız. Hem sohbet, muhabbet, dedikodu yaparız. Hem Türk yemekleri yeriz. Böyle bir zaman geçireceğiz. 2 gün veya 3 gün. Hem orada şey de var şimdi benim evimde, biliyorsunuz kiraladığım evde bile şey yok yani. Nereden gideceğiz? Çamaşır makinesi yok. Ama orada boncuya. Orada çamaşır makinesi falan da var. Çamaşırlarımı falan da yıkarım. Hatta eğer şeyimiz olursa ben çiğ köfte yapacağım. Hayrettin abi de aşçı bu arada. O da yemek yapacak. Ver birlikte yiyeceğiz falan. Buradan gitmeyeyim ben. Şuradan gideyim. Durum böyle arkadaşlar. 3-4 Türk. Hep bir arada. Bu arada abla dün özel sebeplerden dolayı bir önceki videoda çıkmadı. O gün çıkmadı ama. Şöyle bir şey. Hani hiç çıkmayacağım videoya demiyordu. Video çekebiliriz diyor. Tabii ki hiç sorun değil diyor. Çekebilirsin. Ama dünkü özel sebepten dolayı çıkmadı. Ablamızla da videomuz olacak. Ablamızı da göreceksiniz yani. Tanıyacaksınız diyelim. Ben şimdi bir yer bulayım. Böyle fazla da şey yapmayayım. Ortalarda sabah sabah. Kahve içeyim. Bu arada bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. YouTube bugün benim sabah uyandığım zaman AdSense hesabıma şeyi yansıtmış. Tabii ki daha ödemeyi yapmadı. Ama AdSense hesabıma net kazancı yansıtmış. Dolar bazında görünüyor. 275.33 dolar. Yani 275 dolar 33 sent. Sizlerin sayesinde, bunun için de teşekkür ediyorum sizlere. YouTube ayın 21 ile 26'sı arası ödeme yapıyor. Ama ayın 10'unda falan AdSense'e yansıtıyor yani parayı. 275.33 dolar. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, burası böyle Japon restoranlar oluyor ya, dedim ya, pişilerden. Sabah kahvaltı yapıyorum. Bakın şöyle. Sabah kahvaltımız. Japon restoranı. Bu 7 real. Bu 7 real. Şu da herhalde 1 real veya 2 real. Ama şu bayağı doyurucu bu Japonların. Peynirli bu arada bu. İçine de bayağı bir peynir herhalde koyuyorlardı. Her yer aynı mı bilmiyorum ama. Bakayım bir. Ya. Peynir görünüyor mu bilmiyorum. Ama var yani. Doyurucu da oluyor.
Kahvaltımı yapıp şimdi gidip bileklik alacağım işte, malzemesi yani. Açılır zaten o saate kadar da. Kahvaltıdan sonra bir de kahve içerim. Sonra malzememi alır, hostele gideceğim. Hostelde çantamı alacağım. Dediğim gibi arkadaşların evine gideceğim. Evet arkadaşlar, kahvemizi içiyoruz. Yine aynı mekandayız. Muhammed abim kahven sigaran benden diyor, gönderiyor. Ben de içiyorum. Sağ olsun kesesine bereket. Ama bugün yalnız değilim. Kim var? Bakın. Abla merhaba. Bu ablamız 60 tane ülke gezmiş. Maşallah. Yani tek başına değil mi abla? Ama hikayeni anlatma, merak olsun biraz. Dur hemen anlatma abla. İleride daha beraber yemek yiyeceğiz. Şey yapacağız. Bol bol takılacağız. Biz bileklik satıyoruz. Abla da canı sıkılıyor bazen. Geliyor yanımıza oturuyor. Biz bileklik satarken hep beraber oturuyoruz böyle. Sohbet, muhabbet, ama helal olsun abla. Gitmediği yer zaten bir 20 tane falan ülke kaldı herhalde. 20 gitmediği. Daha çok bacım. Ama toplam kaç ülke var ki dünyada? Aa, gerçek pardon, 200 müydü neydi? Kaçtı ya, onu bile bilmiyorum vallahi, bak ya. 200'e yakın. Aynen, daha varmış. Ben şeyle karıştırdım, Türkiye'de 83 il vardı ya. 80 diye orada şey aklımda kaldı. Bugün ablamızla içiyoruz. O kahvaltı yapıyor. Ben erken uyandım. Gittim malzeme aldım. Bileklik falan gördünüz zaten. Bileklik malzemesi falan aldım. O Hayrettin arkadaşımız da tabure istemişti. Benim o gittiğim yerde biliyorsunuz ucuz. Ona da tabure aldım. Tabure istedi. Burada pahalı oluyor tabureler. Şimdi ablamızla oturuyoruz. Kahvemizi içiyoruz. Ondan sonra Hayrettin kardeşimizin evine gideceğiz. Ben bugün orada kalacağım. 2 gün veya 3 gün. 2-3 gündür zannedersem. Dün beni açlıktan biliyorsun abla yoruluyor. Görüyorsun yani, Mısır çalışıyorum akşama kadar, siz görüyorsunuz. Akşam geliyorum. Ha, ne haldeyim Allah aşkına sen söyle abla ya. Yani bazen bana diyorlar yok diyor, yapmıyorsun Mısır. Çok iyi dayanıyorsun. Vallahi ya. Görüyor abla işte, abla kaç 3 gün falan oldu yanımda. Sabah 6'da kalkıyorum. Görüyorlar akşam 5'te 6'da Mısır'ın bitişine göre geliyorum. Görüyor, bileklik açıyoruz. Ki ablayla aynı hostelde kalıyorduk biz. Hala şu anda ben hosteli bitirdim, oraya gidiyorum işte. Yani ben ama ablayla da konuşuyoruz, Hayrettin abiyle de. Benim ideallerim var. O ideallerimi söylemeyeceğim ama size söyledim, siz biliyorsunuz zaten. Ve takdir de ettiniz yani. Güzel de dediniz. Yani öyle bir çalışıyorum. Şimdi bu yani bir 6 ay diyelim. 6 ay sonra inşallah bugünlerin acısını çıkaracağım. Bunların ekmeğini yiyeceğim. Çalışıyorum, yoruluyorum evet, ama karşılığını alacağıma inanıyorum. Neyse biz şimdi ablayla kahvaltımızı yapalım. Abla görüşürüz. Daha ablayla çok konuşacağız. Biz bileklik satmaya gidiyoruz şimdi. Abla da dedi ben de size geleyim dedi. Biraz takılayım. Gel dedik biz de. Tamam abla. Ablamızsın. Şimdi ablayla beraber gidiyoruz. Biz yine İpanema'ya geldik. Arkadaşlarla burada sergi açtık arkadaşlar. Ben bu arada eve bakmaya gittim kendime. Aslında bakmaya değil, kiralamaya gittim ama ev sahibini görmedim. Buralarda, o da buralara geliyor, buralarda oluyor, dolanıyor. Görürüm yani, bugün Mısır'a çıkmadım ya. Onun için şey olmadı. Sahilin durumu da bu arkadaşlar. Burası bisiklet yolu mu ya? Sahilin durumu bu. Burada insanlar her yerde. Biz de sergiyi şuraya açtık. Abla da yanımıza geldi. Ben daha açmadım. Abimiz açtı, ben de açtım. Abim benimkini de açmış. Sağ olsun. Sahil bugün iyi. Hava da çok güzel. Yanıyor maşallah. Ben gittim malzeme falan aldım işte. Şimdilik buradayız. Bakalım bir işler yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Burada malzemelerimiz var. Daha poşette de var. Tezgahımızı açtık. Yere açtık. Masamız öbür tarafta. Bekliyoruz. Ablalarımız da satıcı. Ben şimdi biraz Brezilya renklerinde sarı, yeşil olarak. Brezilya renkleri iyi alıyorlar yani. Onlardan birkaç tane yapacağım bileklik. Kolye yapar mıyım bilmiyorum. Kolye de düşünüyorum ama önce bir bileklik yapayım biraz. Bir de bende çeşit hiç yok. Zaten biliyorsunuz kalmadı. Biraz da onlardan yapayım. Tezgaha koyuyorum. Şimdi İpanema'dayız. Burayı hep biliyorsunuz. Ben mısır satıyorum. Burada milyo milyo. Bakın. Benim meslektaşlarım orada. Ondan sonra akşam şeye gideceğiz. Copacabana'ya. Bugün de zaten aynı evde kalıyoruz arkadaşlarla. Sağ olsun onlar gel dedi. Ben şimdi gittik oraya. Çamaşırları falan da makineye attım. Çok şükür tertemiz olacaklar hepsi.
Akşamda gidince artık acıktım ama şuradaki kençinya yiyorlar. Akşamda artık bakarız yani. Şimdi ben biraz şey iş yapayım arkadaşlar, iş yapayım sonra görüşürüz. Şimdi ben biraz yaptım, Brezilyalı renklerden yaptım. Evet, Brezilyalı biliyorsunuz, sarı, yeşil. Bir 3 tane mi yaptım? Galiba 3 tane yaptım. Biz acıktık yani. Dedim gideyim yemek alayım. Şurada kençinya diyorlar, marmitex işte kısacası. Burada kençinya diyorlar aynısına. Hepimiz de acıktık. Şimdi onlardan alacağım. Doyurucu oluyor. 12 lira almış. Ahos feijan işte, pirinç, fasulye, bir de biz tavuk eti alıyoruz. Diğer yani inek eti falan da var diyorlar ama. Yani o da var da et diyorlar. Ama biz güvenemiyoruz ona. Hani et diyorlar ama domuz oluyor. Sevmiyoruz. Yani ben bir kere denedim bunu. Zaten daha önce söylemiştim zannedersem. Ben sevmiyorum, yemiyorum. Arkadaşlar da zaten yemiyor. Onun için tavuk en iyisi dedik. Şimdi alacağım, yiyeceğiz. O da bize gece artık kaça kadar götürür. Bayağı bir bize yeter yani. Ondan sonra da akşam evimizde yemeğimizi yaparız. Hava şu taraftan biraz gene, bak, görüyor musunuz? Kapatır gibi oldu. Bu tarafta satılıyor dedi benim mısırcı arkadaş ama nerede satılıyor göremedim. Gün batımı Brezilyanı. Akşam oluyor artık. Günü batırıyoruz. Bayramın da ilk günüydü arkadaşlar. Burada genelde favelalı, daha önce de söylemiştim, faveladaki insanlar takılıyor genelde. Diğer takılanlar da buraya, burada hostelde kalıp uzağa gitmek istemeyen, korkan, çekinen kişiler böyle hostelin yanında kalıyor. Bu ablamız da mısır satıyor görüyorsunuz. Mısırcı ablamız bu da. Bu da benim mısırcı abim. Bu da benim mısırcı abim. Milyo, milyo. Gün batımları da bir başka güzel oluyor harbiden yani. Bazukacı abimiz ileride bazuka çalıyor. Mısırcı abimiz geliyor. Karperinyacı abimiz var. Burada polis olduğu için herkes rahat. Öbür taraftan müzik geliyor ama. Evet. Ben açtım tezgahlarımı. Tezgahımı diyeyim. Bu da bizim Hayrettin abinin ikinci tezgahı. Bu da Hayrettin abimizin birinci tezgahı. Telefonla konuşuyor şu anda. Ablamız da bizi ziyarete geldi. Abla hoş geldin. Seninle daha çok konuşacağız. Ablamız ziyarete geldi böyle. Sıkılıyor. Türkçe konuşacak kimse yok. Aa, yine müziği açtılar. Bak gördün mü abla? Arkadaşlar yine müziği açıyorlar. Ben şey yapamıyorum. Ablayla çok konuşacağız. Abla hayalimizi gerçekleştirdi. Birçok kişinin hayalini gerçekleştirmiş. 60 tane ülke gezdi. Nasıl gezdi soracağız. Nerelere gitti? Hangi ülkelere? Daha çok soracağız. Bu arada ben dediğim gibi Hayrettin abi de biz ve Hayrettin abinin amcası bugün aynı evde kalacağız. Hostelde kalma dediler bana. Ben yeni evimi tuttum sayılır bu arada yani. Daha parasını falan vermedim. Bugün yine gittim ama ev sahibini göremedim. Yarın göreceğim inşallah. Bugün bilekliğe takılıyoruz. İyi, fena değil. Birçok da çeşit yaptım. Copacabana sahilindeyiz şu anda. Bayağı da bir çeşit yaptım yani. Yapmaya da devam ediyorum daha bir yandan. Eve gideceğiz, evde kalacağız. Yine videolar çekerim arkadaşlar. Orada müzik olduğu için adam, karperinyacı adam, şu karşımızda gördüğünüz karperinyacı adam açmış müziği, mahvetti bizi yani. Biz de bugün değişik bir yerde açalım dedik, buraya geldik. Keşke daha ileride açsaydık. Neyse, yine görüşeceğiz arkadaşlar. Abi, konuşalım da arada bir. Çalışıyoruz abi, çalışıyoruz. Vallahi sağ olsun.
Demin kardeşimizi gönderiyoruz. Kartınıza isteseniz bakabilirsiniz falan. Demin kardeşimiz bugün Almanya'ya gidiyor gece. Ya kurtuluyoruz o. Sonunda değil mi? Kurtuldular. Görüşemedik bile ya biz. Yani seni, kadar çalışıyoruz. Seni. İnşallah kardeşim. İnşallah. Valla çalışıyoruz. Bugün işler iyi değil sanırım. Olsun, üretim oldu. Ha, üretim yapıyoruz. Üretim olan yerde. Brezilya'nın sen söyle abi takımını falan. Flamingo. Flamingo takımı renklerini yapıyoruz. Bunlar gidiyor. Biraz önce yaptığım şeylerden sattım mesela. Brezilyalı bileziklerden sattım. Bunları da sağ olsun Hayrettin abimiz hatırlattı bana. Benim hiç aklıma gelmemişti bu flamenco. Ya biz bunlar burada da çok ilginç bir şekilde kaç? 3 amcam şimdi yürüyüşe çıktı. 4 5 sen anlat abi. Biz 5 Türk burada buluştuk. Oturduk. Şu anda hani Türkiye'de nerede o eski bayramlar falan dersiniz belki. İnsanlar bir araya gelemiyor. Biz burada bir dünyanın arayız. Bir ucunda 5 Türk bir araya geldik. Oturduk, sohbet ediyoruz. Standını ziyarete geldik. Hep birlikte burada mutlu mesut. Bu arada böyle de bir deniz var. Yapıyoruz. Ablamız ziyarette, Devin ziyarette, Devin'in babası amcamız ziyarette. Evet, o geziyor şu anda. Bugün de aynı evde kalacağız. Bugün de aynı evde kalıyoruz. İnşallah. Aksiyon bitmiyor. İş yapamadık bugün abi. İş olmadı. Gerçi ben 80 lira sattım. 80 liralık ama genel olarak iş olmadı yani. Şanslı herhalde. Bir de yaptığım için özel olarak aldılar. Hani gelip yaptırdılar. Abimiz pek... Ama maçtan dolayı değil mi? Bugün tabii canım şimdi evet. Gittik. Herkes maçta yani. Boş, herkes maçta. Kimse de yok yani. Olmadı. Yarın sabah erken çıkacağız zaten. Sabah 9'da Hayrettin abiyle ben İpanema Plajı'ndayız. Hani maçtan önce, önümüzdeki maçtan önce bunları yapıp şeyleri gezeceksin. Yemin sonra ediyorum şu var ya, Hayrettin abi söylemese benim hiç aklıma gelmiyor. Bu ne kadar satılır burada, buranın flamenco'nun. Evet. Hiç aklıma gelmiyor, sağ olsun o hatırlattı. Yapmaya başladım şimdi. Yarın gündüz muhtemelen bunlardan ve Brezilyalı renklerden çok satılacak. Araştırma yaparsın market, piyasa sınıf falan bakarsın nasıl yok, gider abi diye. Yok abi bunlar gider. Adamlar Brezilyalı renkler ve bikini alıyorlar ya özellikle gelip. Brezilyalı ve şeyli, flamenkolu. İşimize devam ediyoruz abi. Çalışıyoruz. Sen anlat Hayrettin abi. Abi yemek varsa yemek vardır işte. Bir şey diyecek bir şey yok yani. Ablamız bir şey söylüyor abi. Abla anlat. Söyledim. Sen ben duymadım abla, oraya anlat. Oradakiler buraya anlat değil mi? Ben anlatmıyorum. Dünyanın en ünlü plajında diyor ablam. Tabii. Şu anda Copacabana'dayız. En ünlü plajlarından bir tanesinde diyor satış yapıyoruz. Hayır, İpanema. Evet. Evet. İpanema bu arada ödül yok. Tanınıyor ama İpanema ödül almış bir plaj biliyor musun Devin? Geçen sene çok güzel gerçekten. Evet. Geçen sene İpanema ödül almış. Bu arada herkes tamam burası çok tanınıyor ama burası ben burada yaşadığım için artık biliyorum. Birinci sınıf Leblon. Birinci sınıf. İkinci sınıf. En dibinde değil mi? Aynen. İpanema'ya geçiyorsun. Birinci sınıf kalite yani zengin insanlar Leblon'da. İkincisi İpanema'da. En fakir kesimde veya diğer turist, dış ülkelerde dışarıdan bilmeyenler. Yani Brezilya'dan bilmeyen de Copacabana diyor isim var ya. Buranın adı var. Adı var işte. Ama yani bir numaralı gerçekten her şeyi bilen Leblon'da direkt. Kızla buluştum, tanıştım. O da işte beni oraya çağırdı Leblon'a. Onun sayesinde gittim zaten yani. Güzel, beğendim. Şey, kaliteli değil mi? Buradan çok çok kaliteli. Rahat ya, biraz daha şey yani sakin ama aynen. Yani oradaki insanlar buradan daha farklı. Mesela biz buradaki veya İpanema'da bangır bangır müzikler duyuyorsun her yerde. Her yerde bangır bangır müzikler ama Leblon'da o şeyde kolay kolay duymuyorsun yani. Oradaki insanlar biraz daha üst sınıf insan. İpanema'ya gelenler veya Copacabana'ya hele gelenler var ya tam favela. Yani imkanı hareketli. Aynen. Evet. İmkanım varsa ben olsam Leblon'a giderim. Rahat et. Hele aileysen, aileyse. Favela aç bu arada. Ne demek? Ha? Favela ne demek? Favela işte nasıl anlatayım? Portekizce alt kültür. Alt kültür.
alt kültür diyelim. Fakir böyle yerleri. Çok elektrik su parası ödemeyeyim ben 3 kuruş kiraya oturayım sadece diyenlerin oturduğu bir yer. Kenar mahalle ama yaşadım ve gördüm. Favela. Sen oturuyorsun zaten. Ha, favela Brezilya'nın en güvenli yeri. Bir. En çok eğlencenin sabahlara kadar sürdüğü ve güvenli bir şekilde sürdüğü yer favelalar. Koy paranı, cüzdanını, saatini, telefonunu, çık oyna, eğlen, kimse dokunmaz. Ama buralarda onu yapamaz. Şurada sabah gece 12'den sonra burada yani çok zor. Ama oralarda sabahlara kadar eğlen. Bunu yaşadım, gördüm ama pis mi? Pis. Elektrik parası ödemiyorsun, su parası ödemiyorsun ama yollar, mollar hep çamur. Arkadaşlar zaten biliyor benim yaşadığım yerleri gördüler çok. Çamur, şu, bu. E şimdi ben yine favelada yaşayacağım. Yine yeni bir favela ama İpanema plajına 10 dakika. Şu anda abimiz, Hayrettin abi dedi gel bizde kal, Devin gidiyor dedi. Bizde kal dedi, birkaç gün kalalım, bir Türk yemeği falan yeriz. Erken de kalabilirsin ya, söyleseydiniz yani. Yok yani, hostelde kalıyorduk ablamla. Şimdi ben işte bugün burada kalacağım birkaç gün. Sonra yine favela ama favela iş yerime 10 dakika. Evet. İş yeriyle yani İpanema plajıyla favela oturduğum yer 10 dakika sürüyor. Demin kardeşimize bu arada hayırlı yolculuklar dileyelim. Almanya'ya doğru döneceğim. Babamı İnşallah. Getirdim. Babasını babam getirdi gezdirmeye. Münih'e gidiyor. Münih'e dönüyorum ben. Emaneti bıraktı gidiyor. Emaneti güveli bir gezsin buraya doğru. Madrid Havalimanı'nda stres. Peki sen anlat. Brezilya'da umduklarınla buldukların arasında ne fark var? İyi mi, olumlu mu, olumsuz mu? Vallahi ben çok beklentisiz geldim. Zaten aynı zamanda çalışıyordun uzaktan. Aynı zamanda online. Çalışıyorum. Evet, ben remote çalıştığım için. Anlat abi, online çalışmanı anlat. Online çalışmamı. Ben sağlık sektöründe bir, ya nasıl anlatayım? NGO'nun Türkçesi sivil kurum mu? Sivil organizasyon bir şey. Yani non-profit diyoruz biz İngilizce'de. Bilimle, sağlık bilimle falan uğraşıyoruz biz. Onun için biraz da çalışmak zorundaydım. Pek maalesef böyle çok gezemiyordum bu sefer. Ama yine de çok iyi ağırlandım. Birkaç Brezilyalı kişilerle tanıştım tesadüfen. Birkaç arkadaşlarım da buradaydı Rio'da falan. Onlarla da görüştüm, gezdim. Bana göre çok rahat. Biz hemen Copacabana'dan 2 dakika bile değil abi ya. 1 dakika bile değil yani. Tabii şu apartmanın hemen arkasında ama oturuyor. Şunu söyleyeyim, tamam Brezilya tehlikeli. Bir şey demiyorum ona. Ondan yana hem fikir. Sen ama bir tehlike hissettin mi? Vallahi ben hiç hissetmedim. Söylenildiği kadar tehlikeli mi? Yani dikkat edeceksin tabii bir şekilde nereye gidiyorsun gecelerde falan öyle. O zaman ama dikkat edersen, bilinçli hareket edersen çok rahat. Yani hiçbir zaman böyle tehlikeli hissetmedim yani. Hiçbir zaman böyle rahatsız da olmadı. Bir de ki özellikle gece falan diyorlar burası çok kötü falan. Tabii fakirlik var, şey böyle şeyler oluyor da yani hiç böyle saldırganlık hissetmedim yani. Veya birisi benim cep telefonuma bakıyor, birisi bir şey yapmak istiyor. Birisi beni rahatsız ediyor. Rahatsız etmek istiyor. Yok, çok açık insanlar, çok muhabbetçi yani. Portekizce bilmiyorsun bile yani konuşuyorlar, evet. Konuşuyorlar, anlatıyorlar. Tabii bu şey demek evet. Şu demek değil hani gidip sen en ara sokaklara girip aynı istiklal. O sırada babam o arkada amcamız böyle geçti. Arkadan öyle. Yayın yaptığımızı gördüğü için ya, amcamız böyle direkt gidiyor. Amcamız direkt gidiyor. Devam et. Aynen biz de zaten dedik yani İstanbul'un da daha tehlikeli yerleri vardı yani her yerde öyle biraz bilinçli hareket etmek. Aynen. Şimdi gidip de sen gece 1'de 2'de en ara sokaklara girersen adam zaten aç, zaten susuz yani seni soyacak yani. Ama sen şurada yürü kimse sana aha dedi işte yani Devin söyledi. Abi kimse sana karışmaz etmez işine bakıyorsun zaten polis güvenliği sağlıyor. Yani standart burada bekleyen polislerin dışında bir de sürekli devriyeler geziyor. Böyle ben de çok çalıştım. Devin'le de pek zaman biz hatta hiç geçiremedik. O da çalıştı. Onun çalıştığı saatte ben yatıyor oluyordum. Benim yattığım saatte o çalışıyor oluyordu falan. Aynen. Yani bir de Alman saat uygulaması aynen. Var burada 5 evet. Saat. Evet. 5 saat uygulaması var. Yani benim 5'te meeting olduğum günler oldu burada. Sabah 5'te kalktım. Meeting yaptım falan. Onun sayesinde tabii zamanlamaları biraz kötü oldu. Ama yine de çok keyifli bir 3 hafta geçirdim burada. Evet yani inşallah bir dahaki gelişinde evine daha güzel şeyler inşallah yaşatacağız. O zamana kadar benim de zaten buradaki ideallerimi arkadaşlarımız yani burada söyledim ben. 3-5 ay 6 ay ya da baya bir yoğun çalışacağım. Görüyorlar da yoğun çalışıyorum. Sabah 6'da kalkıyorum gidiyorum.
Bir dahaki gelişimde benim de durumum daha iyi olur inşallah. Hep beraber gezeriz, tozarız diyelim inşallah, yani yaşarız onları. Kesinlikle. Hemen hemen de bitirdin bir tane abi. He, bitirdim abi, bir tane yaptım. Çalışıyoruz yani. Flamengolu yaptık. Tezgahımıza koyalım, hatta göster abi flamengolu. El emeği, göz nuru. Bayağı bir çeşitim oldu bu arada. Çeşit kalmamıştı bende ama bayağı bir oldu yani. Standı bir gösterelim ya. Neler var? Gösterelim abi. Evet, burada oldukça az çeşidi varken bugün aldığı ürünlerle Özgür bir sürü ürün yaptı. Özellikle bu Brezilya bayraklı olanlar bugün zaten birçok sattı. Hatta yaparken sipariş üzerine anında hazırladığı şeyler bile vardı. Budur. Yani işte burada insanların sorunlu, sıkıntılı dediği şey bu. Geliyor, içkin var mı, sigaran var mı, bir şeyler alabilir miyim? Almıyorsa da efendi gibi gidiyor. Türkiye'deki gibi öyle musallat olma da yok. Türkiye'nin de bugün bayramın birinci günüydü. Biz valla yani herkes bir araya gelemiyor ama. Bayramı kutlamadık ya, bayram uzunlu olsun. Onu unuttuk ya. Valla unuttuk. Herkes bir araya gelemiyor. Bak herkes bayramlaşıyor şu anda işte. Hani nerede o eski bayramlar derseniz Brezilya'da. Brezilya'da abi bir ucunda o eski bayramları yapıyor. Yes o mek. Take it up for the bike. Olamaz. Evet abi, teşekkür ediyoruz. Rica her şey ediyorum. Için. Sonra artık sonraki videolarımızda görüşürüz. Benim için bir keyifti. Buradaki bu anı da bizim de bir imzamız oldu. Burada Özgür'le birlikte olmak, ondan burayı dinlemek gerçekten çok güzel. Beraber çalışıyoruz. Beraber yani gezemedik, eğlenemedik. Hayrettin abi ne senle ne devirle. Yo işte çalışırken eğleniyoruz. Ama çalışırken bu da güzel bir şey işte yani. Ama ne yapalım yani? Yani ayrılmıyoruz sonuçta. Yollarımız belki kısa bir süreliğine ayrılıyor ama bir dahaki seferde hepimizin durumu daha iyi olacak inşallah. Daha güzel şartlarda buluşup daha güzel yerlere hep birlikte gezeceğiz yani, öyle diyelim. Evet. Demin kardeşimize hoşça kal diyelim. Yolun açık olsun diyelim kardeşim. Ben de hoşça kal. Tschüss. Tschüss. Amigo. Görüşürüz arkadaşlar. Sonraki videoda artık. Aynen. Söyleyeceği bir şey olan söyleyebilir.